Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir haftada yeni bir konuyla yine birlikteyiz. Bugün sizinle sınama durumlarını konuşuyoruz. Hatırlarsanız geçen haftalarda eğitim programının 3 temel öğesini konuşmuştuk. Bunlar neydi? Hedef ve davranışlar, içerik, öğrenme öğretme süreci. Bugün de eğitim programının son öğesi olan sınama durumlarını konuşuyoruz. Hatırlarsanız demiştik ki ölçme değerlendirme eğitim programının son öğesiydi. Ve ne kadar sorusuna yanıt aranmaktaydı. Bir diğer ismi de ölçme değerlendirmenin sınama durumlarıdır. Kaynaklarda eğer sınama durumları görürseniz anlayın ki bu eğitim programının son temel öğesi olan ölçme değerlendirmedir. İkisi aynı anlama gelmektedir. Her zaman ölçme değerlendirme veya bir diğer ismiyle sınama durumları eğitim programının son temel öğesidir. Ne kadar sorusuna da yanıt ararız. Aslında sınama durumlarında şuna bakarız. Sürecin başında belirlemiş olduğumuz hedef ve davranışların ne kadarını öğrenciler kazanmış, bunu ölçüp değerlendirir ve bir karara varırız. Bu yüzden de sınama durumlarından hareket ederiz. Mutlaka her zaman şunu aklınızda bulundurun. Öğrencilerin sürecin başında ihtiyaçlarına göre belirlenmiş olan hedef ve davranışların, istendik davranış değişikliğinin ne kadarını ne ölçüde gerçekleştirdiğini saptamak için biz sınama durumlarından yararlanırız. Sınama durumları dediğim anda her zaman ölçme değerlendirme ile aynı şeydir. Her davranışı yoklayan bir ölçme aracı ya da test maddesiyle davranışların öğrenilip öğrenilmediğinin ortaya çıkarılması gerekir. Yani burada neyi kastediyoruz? Sınama durumlarında amaç her zaman sürecin başında belirlenmiş olan istendik davranışların öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılmadığını veya ne kadarının kazanıldığını ortaya çıkarmaktır. Bu davranışların ne düzeyde ve ne kadarının kazanıldığını ortaya çıkarabilmek için bu davranışlarla uyumlu, bu davranışları ölçebilecek, amaca hizmet edecek ölçme araçlarını geliştirip bu ölçme araçlarıyla ölçme işlemini yapıp ölçme sonuçlarından da yola çıkarak karar verme söz konusudur. Yani yargıda bulunma söz konusudur. Her zaman bilinmesi gereklidir ki mutlaka sınama durumları veya ölçme değerlendirme dediğim zaman her zaman İstendik davranışların ne düzeyde kazanıldığını ortaya çıkarabilmek için uygun ölçme araçlarını bulmak gerekir. Uygun davranışı yoklayan ölçme araçları neler olabilir? Yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eşleştirme, boşluk doldurma, sözlü sınavlar gibi araçlardır ölçme araçları. Örneğin öğrencide İngilizceye yönelik konuşma becerisini geliştirmişsek, bu yönde istendik bir davranış değişikliği yaratmışsak, o zaman bu davranış değişikliğini en iyi ölçen ölçme aracını uygularız ki bu da konuşma becerisini ölçeceğimiz için sözlü sınavlar olur. İşte bu noktada davranış değişikliğini ölçmeye uygun bir ölçme aracı uygular. Sonuçlarını sayı ve sembollerle ifade ederiz. Örneğin sınavı yaptık. Sınavdan 80 aldı. Bu ölçme işlemidir. 80 aldı, başarılıdır, geçti, kaldı gibi yorumlar yaptığımız anda, karar verdiğimiz anda da değerlendirme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Tabii ki ölçme araçlarını düzenlerken dikkate alınması gereken temel bazı hususlar vardır. Mutlaka ölçme aracımız ne olursa olsun temelde bu kurallara dikkat edilmesi gerekir. Birincisi belirke tablosu hazırlanmalıdır. Geçen haftalarda belirke tablosunun ne olduğunu size açıklamıştım. Belirke tablosunun iki amacı var. Birincisi hedef ve içerik arasındaki ilişkiyi saptamamızı sağlar hatırlarsanız. İkinci bir amacı da geçen haftalarda da söylediğim gibi belirke tablosu ölçme aracını hazırlarken bize yol göstermekteydi. Nasıl yol göstermekteydi? Şu şekilde bütün bir dönem boyunca öğrenciler hangi davranışlarda ve hangi konularda ne kadar kazanmışlardır? Hangi konularda ne kadar davranış değişikliği yaratılmıştır? Bunu belirler belirke tablosu. Ve biz ölçme aracını geliştirirken belirke tablosuna bakarız ve kazandırdığımız tüm davranışları içeren bir ölçme aracı hazırlarız. Ne kadar konu kazandırmışsak, aktarmışsak öğrenciye, ne kadar davranış değişikliği kazandırmışsak hepsini yoklayan maddelerin ölçme aracında olması gerekmektedir. Ayrıca
Hatırlarsanız demiştik ki puanlar verilir her davranış değişikliğine yönelik ağırlıklarını ifade eden davranış değişikliklerinin ağırlıklarını ifade eden puanlar verilmekteydi. İşte ölçme aracını hazırlarken soru sayısı ve puan ağırlığı belirge tablosuna göre düzenlenmekteydi. Mutlaka sınava durumlarını düzenlerken mutlaka belirge tablosuna göre hareket etmemiz gerekmektedir. Ve hedefleri ve içeriği bir dersin belirge tablosu vermekteydi. Buna uygun bir şekilde bunu yansıtan bir ölçme aracı hazırlayıp soru sayısını ve puan ağırlığını dengeli bir şekilde belirge tablosuna göre hazırlamamız gerekmekteydi.